Pendik tabi İstanbul'un en büyük 3. ilçesi, 550 bin seçmeni var. Bu seçimlerde de 433 bin vatandaşımız oy kullandı. Seçim tabi çok çetin bir yarışa sahne oldu. Seçim sonucunda ortaya çıkan tabloda aradaki fark sadece 8 bin. Ama tabi seçim sonuçları çok ilginç tutarsızlıklar da var beraberinde. Aradaki farktan çok daha fazla bir geçersiz oy sayısı var. 13 bin üstünde bir geçersiz var. Tutanakları incelediğimizde arkadaşlarımızla birlikte tutanakların son derece gelişigüzel doldurduğunu gördük. Tasdifin son derece gelişigüzel olduğunu gördük. O kadar ki bazı sandıklarda 20'nin üzerinde, tek bir sandıkta 20'nin üzerinde, ortalamanın çok daha üzerinde geçersiz oylar olduğunu görmekle birlikte bunların neden geçersiz olduğuna ilişkin de tutanaklarda herhangi bir ibareye rastlayamadık. Ne yazık ki. Herhangi bir tasdife imkan vermeyecek derecede tutarsız bir sonuçla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da oy sayısı olarak en çok oy aldığı 4. ilçe burası. Geçersiz oylara baktığımızda da İstanbul'da en çok geçersiz oyun olduğu ilçe Pendik. Bu anlamda baktığımızda tutanakların gelişigüzel doldurulması, özellikle geçersiz oyların neden geçersiz olduğuna ilişkin olarak bir ibarenin bulunmaması, geçersiz zarflara ilişkin ne yazık ki önemli bir çoğunluğunda zarfların neden geçersiz olduğunun bilinmemesi, matematik hatalar ve yanlış şekilde doldurulan tutanaklar sonucunda net bir, bence bu tabloda sonuca ulaşmak mümkün değil. Ortaya çıkan tabloda da geçersiz oy sayısı var olan farkın çok daha üzerinde olduğu için bence burada ciddi bir soru işareti bulunmakta. Biz bu nedenle bugün diğer partilerle birlikte, onlar da ayrı ayrı itirazda bulundular. Biz de yeni baştan oyların sayımı için, ilçe seçim kuruluna başvuruş bulunuyoruz. Bu oyların sayımından sonra gerçek durumun net biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz. Hukuki bu konudaki süreçleri sonuna kadar kullanacağız, kullanmaya devam edeceğiz. Artık bugün itibariyle ya da en geç yarın ilçe seçim kurulunun toplanması ve bu konuda bir karar vermesi gerekiyor. Ama bizim ortaya çıkan tabloda gördüğümüz Pendik seçimine ilişkin olarak kafada çok fazla soru işaretlerimiz var. Elimizdeki tutanaklar da, arkadaşlarımız bize ulaştırdığı tutanaklar da bizim bu görüşümüzü doğrular nitelikte. Bu yüzden bugün buraya geldik ve Pendik'te oyların yeni baştan sayılması için başvuruda bulunduk. Arkadaşlarımız yüzlerce tutanak örneğiyle birlikte ilçe seçim kuruluna başvurdu bunlar. Malumunuz seçim sonuçları dün açıklandı ve 24 saatlik süre içerisinde bu itiraz yapmak gerekiyordu. Pendik'te 1600 yakın sandık var ve Büyükşehir İlçe Belediyesi ve ilçe meclisiyeti içinde ayrı düşürüldü. 4800 ayrı tutanak var. Biz 4800 ayrı tutanak tabii ki de 24 saat içerisinde hepsini incelemek mümkün olmadı ama inceleyebildiğimiz kadar yüzlerce tutanakta sonucu etkileyebilecek derecede çok derecede usulsüz işlem olduğunu tespit ettik. Hukukçu arkadaşlarımız bunları değerlendirdiler ve hepsine ilişkin olarak da başvurularda bulunduk. Artık bugün itibariyle biz Pendik'te oyların yeniden sayımını bekliyoruz. 5 sene önce ortada geçerli hiçbir sebep yokken İstanbul'un tamamında oyları saydıranların yüzlerce usulsüz tutanak ve zarf sonrasında da aynı kararı vereceklerine şüphemiz yok. Adalet böyle sağlanabilir. Gerçeğin ortaya çıkması açısından Pendik'teki oyların yeni baştan sayılmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Geçersiz olarak ne kadar var? Geçersiz oy 13.429. Pendik'teki aradaki fark sadece 8.000. Sandık görevlileriyle konuşma şansınız oldu mu tutanaklara ilişkin? Evet. Zaten arkadaşlarımızdan gelen bilgiler ve tutanaklar sonucunda bu sonuca ulaştık. Elimizde bütün tutanaklar var Pendik'te. Ortaya çıkan tablo hem arkadaşlarımızın beyanları, ifadeleri, hem tutanakların tutulma şekli ve tutanaklardaki bilgiler bize bu seçim sonucunu belirlemek için oyların yeniden sayılmasının şart olduğunu gösteriyor. Yani öyle sonuçlarla karşılaştık ki kendi içerisinde matematik hataları bile olduğu tutanaklar olduğunu gördük. Sandık sorumlularımızın bize vermiş olduğu bilgiler tutanaklarla bu konuda eşleştiği için de bugün seçim kuruluna itirazla gelmiş bulunuyoruz.